Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Türkiye Tank Motoru ve Güç Grubu'nu artık yerli geliştirmiş ve testlerine başlamaya hazırlanıyor. Altay tankının motor ve transmisyonunun yerli olarak geliştirilme süreci bu kadar gecikmesine değdi mi? Türkiye'nin kazanımları neler oldu? Rakip güç gruplarından farkı nedir? Aradaki gecikmeyi telafi edebilecek miyiz? Lafı eğip bükmeden kısaca değinelim. Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan, Türkiye'nin tank filosu hava filosuna oranla daha fazla eskimiş durumda. Tabii ki tank filomuzun tamamı hareket kabiliyetine sahip ve çalışır vaziyette. Ancak eski tankların hareket kabiliyeti, zırh koruması elbette modern tank savarlar karşısında daha etkisiz ifadelerini kullandı. Bu sebepten, Altay Ana Muharebe Tankı için BMC Power tarafından geliştirilen yerli güç grubunun önümüzdeki aylarda tanka entegrasyon faaliyetlerine başlaması hızlandırıldı. Yani onca eleştiriye maruz kalan yerli tankımızın motor ve transmisyonunu artık yerli olarak üretebiliyoruz. Bundan sonraki test aşamasında aksayan noktalar tespit edilip, iyileştirmeler yapılacak seviyeye ulaşıldı çok şükür. Sadece Akkor aktif koruma kitinin benzerini bile dışarıdan almaya kalktığımızda, maliyetinin 2 milyon dolar civarında olduğunu, yani neredeyse orta sınıf bir tankın yarı fiyatında olduğunu birçok kişi bilmiyor olabilir. Yani bu yönden bakınca, Türkiye'nin gecikmelere sebep olsa bile yerli güç grubunu üretebilmiş olmasının ne anlama geldiğini daha iyi görebiliriz. Motor ve transmisyon ile ayrı ayrı gerçekleştirilecek test faaliyetlerine müteakiben, ikilinin birleştirilmesi ve bütün halde güç grubu testlerine geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan Batı motoru, fiziksel testler için Altay Ana Muharebe Tankı'na yerleştirildi ve çeşitli testler gerçekleştirildi. BMC Power, Batı Güç Grubu ile ilgili program takvimi detaylarını önümüzdeki ay açıklamayı planlıyor. Kore menşeli güç grubu tank üzerinde kullanılmaya başladığı sıralarda, yerli motorun tank üzerinde test faaliyetleri de bir yandan devam edecek. Bu arada Kore bile motoru kendisi yapıyor ancak, transmisyonu onlar da Almanya'dan alıyor, bunu da yeri gelmişken söylemek isterim. Özellikle Almanya'nın tank güç grubu konusunda Türkiye'ye yardım etmemesi, hatta dolaylı olarak engelleme çabaları aslında kendileri açısından doğru bir hareket olarak görülüyor. Çünkü, dünya genelinde tank motoru ve transmisyonu üretebilen birkaç ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler arasında ABD, Rusya, Çin, Fransa, Almanya, İsrail ve Güney Kore gibi savunma sanayisi güçleri yer almaktadır. Ancak, bu saydığımız ülkelerin tamamı, tank motoru ve transmisyonu üretimi konusunda aynı seviyede değiller. Bazı ülkeler, sadece belirli bileşenlerin üretiminde uzmanken, diğerleri tam bir sistem üretme kabiliyetine sahiptir. Tüm dünyada tankın hem motorunu hem de transmisyonunu üreten çok az ülke olması, özellikle Avrupa'nın bu konuda ne kadar para kazandığını anlamamıza yeter sanırım. Yani Türkiye'ye yapacağı bir yardım sonrasında bizim bu konuda üretim yapmamız, özellikle Almanya ve Fransa'nın pazardaki payının azalmasına sebep olacaktır. Bunu da Avrupalı devletler çok iyi bildiklerinden ellerinden geldiğince Altay tankının gecikmesini istediler. Dünyada bu seviyede aktarma organı yapan birkaç şirket varken, kolay bir iş değil. Motorumuz epey bir zamandır test ediliyor. 1500 beygir grubu direkt Altay tankına hitap edecek, 1000 beygir grubu motorumuz ise biraz daha önde gidiyor. Testleri devam ediyor. 2025 yılına doğru Altay, yerli motorumuzla gidecek. Motorun kullanılacak seviyeye gelmesi için belirli bir süre lazım. Örneğin Kore'nin tankı bize çok benzer. Şu anda Kore sadece motor kullanıyor. Güç aktarma organları Almanya'dan. Biz ilk motor sürecimiz başladığında iki tane batılı şirketten destek alınarak başlanacaktı ama olmadı. Tankın motorunun Türkiye'ye verilmemesi için ilk günden beri bir tavır vardı. Türkiye, artık başkalarının müsaade ettiği standartlarda yaşayacak bir ülke değil. Milli çıkarlarımızı bağımsız şekilde korumak istiyorsak her şeyi kendimiz üretmemiz gerekecek. Bu, bir ülkenin öğrenilmiş derslerle birlikte dikkat etmesi gereken bir konu.